ilk 1,5 yıl diyeyim. Yani hani bunu anlatmamız gerekiyordu. T4C'nin ne olduğunu insanlara anlatmamız gerekiyordu. Ama artık anlatmamıza gerek yok. Çünkü neredeyse bütün eğitimciler bununla ilgili az çok bir bilgiye sahip oldu. Pandemi bu anlamda hani hayırlı işlere de vesile oluyor. Diyeyim, ya da sürekli hızlandırıyor birazcık. Çünkü T4C'de bizim kazanımlarımızın hepsi, bunu birinci yıl kazanımı dediğimiz, bizim de eğitim yüzümüzde olan kazanımları içeriyor. Bu anlamda çok güzel bir yöntem ve de etkililiği zaten defalarca bilimsel çalışmalarla kanıtlanmış bir yöntem. Bugün dünyada dedim, hani neredeyse hemen hemen her ülkede T4C uygulanıyor. Ve bu uygulamalar resmi yollarla yapılıyor. Yani sadece hani özelde böyle buna eğilim duyan, ilgi duyan eğitimciler değil. Az ülkelerde bu bakanlığın, o ülkelerdeki bakanlıkların gündemine girmiş, kabul edilmiş vaziyette. Hatta mesela size çok ilginç gelecek, Suudi Arabistan'da bile 2030 yılına kadar işte bütün öğretmenlerin T4C eğitimini alması ve okullarda uygulaması gibi bir karar alınmıştı geçtiğimiz yıllarda. Hani etkinliği ve yaygınlığını anlatmak için bu örneği verdim. Bizim ülkemiz peki bu durumda geç mi kaldı diye belki arkadaşlar sorabilir. Bir açıdan geç gibi ama bir açıdan da değil. Çünkü geçtiğimiz yıl bizim de bakanlığımız T4C eğitimini onayladı. Ben bir modül hazırlamıştım, hizmetçi eğitim modülü. Bu eğitim onaylandı. Öğretmen yetiştirme genel müdürlüğünde hizmetçi eğitimden bu eğitimi istedikleri zaman bakanlıktan talep edebilirler. Yani bizim de bakanlıkça onaylanmış bir yöntemimiz bu. Ve bu doğrultuda bakanlıktan bu eğitim olup sertifikalanmış öğretmen arkadaşlarımız da var. Soru kısmında zaten buna tekrar değineceğim, nasıl alabileceklerine dair. Çünkü bunu çok az insan biliyor ve dışarıdan alıyorlar. Yani ücret karşılığında almak zorunda kalıyorlar. Buna artık ihtiyacı yok öğretmenlerin. En azından pandemi biter bitmez yüz yüze eğitimler başladığında bakanlıktan bunu ücretsiz bir şekilde talep edebilirler rahatlıkla öğretmenlerimiz. Birisi el kaldırdı, onu alabiliriz soruyu. Sonra ben kazanımlara devam edeceğim. Takip hocam. El kaldıran arkadaşı göremedim ben ama. Yazmış meslekselerine yönelik diyor. Şimdi meslekselerine yönelik olan arkadaşlar o değil. O bu yıl online olarak bir modül açıldı. O başlangıç eğitimi, o eğitmen eğitimi değil. Benim söz ettiğim, benim yazdığım modül eğitmen eğitimi. Yüz yüze eğitimler bunlar. Şu an yok. Yani yüz yüze eğitimler kaldırıldığı için yok. Öğretmen yetiştirme sitesinde görebilirsiniz. Dediğim gibi yüz yüze eğitimler başladığında talep edebilirsiniz. Yani var. İşte bilinmiyor olması biraz üzücü ama var olması ve kabul edilmiş bir uygulanabilir halde olması ise sevindirici bir haber. Şimdi bir T4C'nin ne olduğundan birazcık söz etmek istiyorum. Teşekkür etmiş arkadaşım. Rica ederim. Bir T4C 1970'li yıllarda Matthew Lehman isminde Amerikalı bir felsefeci, akademisyen tarafından gündeme getiriliyor. Matthew Lehman'ın dikkat çektiği nokta şu oluyor. Kendisi üniversite öğrencilerinde bile eleştirel düşünme ve sağlıklı bir şekilde sorgulama becerisinin gelişmemiş olduğunu fark ediyor. Ve bu doğrultuda nasıl bir şeyler yapabilirim derdine düşüyor Matthew Lehman. Ve felsefi düşünmenin daha küçük yaşlarda çocuklara verilirse eğer, bu eleştirel düşünme dediğimiz nitelikli düşünmenin, nitelikli sorgulamanın onlara rahatlıkla kazandırılabileceğini görüyor. Bu anlamda John Dewey'den çok etkileniyor. Onun eğitim felsefesinden çok etkileniyor ve bu doğrultuda çalışmalara başlıyor. Kendisiyle birlikte çalışan akademisyenlerle birlikte bunları sınıyorlar ve çok başarılı olduklarını gördüklerinde de zaten Avrupa'da ve Amerika'da hızlı bir şekilde yaygınlaşmaya başlıyor. Ayrıntılara girmeyeceğim. İşte en son bugün bildiğimiz şekline geliyor çocuklar için felsefe. Bugün çocuklar için felsefe dediğimiz şey aslında o kadar gelişti ki dünyada. Matthew Lipman'la başlayan bir ekol farklı farklı ülkelerde farklı şekillere büründü. Bazı ülkeler bunu kendilerinin kültürel değerlerine veya bazı felsefeciler
kendi düşünceleri doğrultusunda D4C'nin şeklini değiştirdiler. Ki bu da bence olması gereken bir şey zaten. Çünkü bu bir yöntem, esnek bir yöntem. Temel ilkeleri var. O ilkelere uyulduğu takdirde her ülkenin kendi yapısına uygun bir şekilde onu değiştirip dönüştürmesinden yanayım ben de. Bunu bizim de yapmamız gerekiyor. Yani bizim ülkemizin koşullarına uygun ya da bizim kültürümüze uygun bir hale getirip bu yöntemi güncellememiz gerekiyor. Bunu neden söylüyorum? Şundan söylüyorum. Aslında Türkiye'ye P4C çok önce geldi. Nasıl geldi? Düşünme eğitimi denilen bir dersimiz vardı bizim. Yani bugün ortaokullarda seçmeli ders olarak uygulanıyor. O ders Matthew Lipman'ın P4C modelinin alınıp, yani bakanlık tarafından alınıp bir ders haline getirilmesiydi aslında. Kazanımlar ve içerik açısından tamamıyla P4C ile uyumlu olarak şeye girdi. Derslerimiz arasına girdi ama uygulamada başarısız oldu. Daha doğrusu tam olarak amacına ulaşmadı. Çünkü öğretmen eğitimi noktasında eksiklik bırakıldı, eksiklik oldu diye düşünüyorum. Çünkü bu yöntemin kendine özgü kuralları var ve bunlar çok hassas kurallar. Yani dışarıdan bakınca çok basit görünecek, anlatacağım size. Aa diyeceksiniz, evet çok kolaymış, yani rahatlıkla yapabiliriz. Evet bir açıdan çok kolay ama bir açıdan da bu çok özenli davranmak gereken noktaları da olacak. Öğretmeni bu şekilde eğitmediğiniz takdirde bu yöntemin başarılı olması zaten mümkün değil. Bu nokta kaçırıldığı için, yani yöntem uygulanamadığı için o dersimizin maalesef gerçekten amacına ulaşmadı. Ama bugün yöntem artık hani kendi orijinal haliyle yaygınlaşmaya devam ediyor ülkemizde. Bu da bence bizim için büyük bir şans. Muhtemelen bugünkü eğitime katılan arkadaşlarımızın birçoğu daha önce bu tarz bir konuşmaya dahil olmuş olabilir veya böyle bir eğitimi almış bile olabilirler hani içlerinden. Çünkü artık bunu gözlemliyorum. Yani ilk defa duymuyorlar. Daha önceden öğrenmiş, sadece yeni yeni sorularla geliyorlar bu tür eğitimlere. Bu da güzel bir şey. Ya, öğretmenlerin ilgisi çok yoğun bir şekilde artıyor P4C'ye. Şimdi P4C nedir peki? Yani ilkeleri nelerdir? Ne gibi kazanımları var ve nasıl işe yarıyor ve neden işe yarıyor? Yani ne oluyor da P4C'de biz bu kadar kazanımı birden elde edebiliyoruz? Ve aslında baktığınızda kazanımları düşündüğümüzde çok kısa bir sürede elde ediyoruz. Yani 1,5-2 yıl içerisinde düzenli bir şekilde P4C oturumlarına katılan çocuk ya da yetişkinlerin kalıcı bir şekilde dönüştüğünü gözlemliyoruz ve nitelikli düşünmeye başlıyor ki bu aslında insan ömrünü düşündüğümüzde ya da bizim eğitim hayatımızı düşündüğümüzde, yani 12 yıllık bir lise mezunu bir öğrencinin hayatını düşündüğünüzde 2 yıl ve haftada sadece 1 saat uygulamayla çok büyük değişimler kazandırabiliyoruz çocuklarımıza. Şimdi nedir peki bunlar ya da nasıl? Ben bu noktada sunumu açmak istiyorum. Arkadaşlar için de kolay olur diye Akif Hocam. Mümkün tabii mü? Hocam, tabii mutlaka. Şey isteğini yapabilirsin hemen alt bölümden. Açamıyorum maalesef. Bu olması gerekiyor. Bir dakika, bana izin verin. Tamam hocam. Bu arada ben şeyi paylaşayım arkadaşlarımla, size çarptım. Şimdi Bosna Hersek'in bilge kralı Ali İzzet Begoviç'i hepimiz biliriz. Onun şöyle bir sözü var, bilge kralın. Ben olsam diyor, Müslüman doğudaki tüm mekteplerde eleştirel düşünce dersleri koyardım. Batının aksine doğu bu acımasız mektepten geçmemiştir ve birçok zaafın kaynağı da aslında budur gibi bir görüşü var. Bilmiyorum Derya Hocam katılır mı bu görüşe? Ama eleştiren düşünme dersi gerçekten bizim coğrafyamızda, Türk-İslam coğrafyasında, Müslüman coğrafyada gerçekten olması gereken bir dersiydi. Bilge Kral öyle ifade etmiş. Siz ne dersiniz bu konuda hocam? Yani kesinlikle. Zaten ben düşüncelerine bayılıyorum. Yani çok şanslı bir ülke. Öyle bir liderleri olduğu için biz de şanslıyız tabii. Yani ondan faydalanabilir. Kesinlikle yani katılıyorum. Çünkü eleştirel düşünme böyle nasıl anlayabilir
aklınıza gelen şey her şeye itiraz eden veya her şeyde bir kusur arayan bir düşünme tarzı değil. Yani bu noktada çok yanlış anlıyor. Eleştirel düşünme aslında insan aklının sınırlarının farkında olup ve aslında insan zihninin de öğrenmesini. Hocam biraz telefona yaklaşırsa sesiniz herhalde daha net gelecek. İnsan zihninin aslında yaradığında açık olduğunu fark ettiğimiz zaman eleştirel düşünmenin bizim ne kadar ihtiyacı olduğunu fark ediyoruz. Yani markete gidip alışveriş yaparken bile o eleştirel düşünmeye ihtiyacımız var. Öyle söyleyeyim. Hayatımızın her anında nitelikli düşünme becerisine aslında ihtiyacımız var. Bu arada ben sunumu ayarlayamadım ama böyle devam edeceğim. Zaten tamam. ben çok kullanmıyorum. Arkadaşlarımın dinlediğini değil de daha çok etkilemiyorum ya da akıllarında daha çok olduğunu düşünüyorum. Şimdi şöyle, Türkiye'sinin kazanımlarından kazanmıştım. Türkiye'sinde 4 kazanımlarımızdan. Bunlar 4 düşünme becerisi dediğimiz şey. Birincisi az önce dediğimiz eleştirel düşünme. İkincisi yaratıcı düşünme. Üçüncüsü özenli düşünme. Dördüncüsü ise işbirliğine dayalı düşünme. Şimdi eleştirel düşünmeyi her yerde konuşuyoruz ve her yerde biz eleştirel düşünmenin ne kadar gerekli olduğunu söylüyoruz. Fakat nasıl eleştirel düşünebileceğimize dair pratik bir eğitim almıyoruz. Hiçbirimiz bunu almıyoruz. Yani biz felsefe eğitimi alırken de eleştirel düşünme nedir ve nasıl eleştirel düşünebilirsiniz diye özel bir ders almadık. Ama biz felsefe eğitimi alan insanın şöyle bir avantajı oluyordu. Birincisi sorgulamayı deneyimliyorsunuz sürekli olarak. İkincisi mantık dersi gördüğümüz için doğal olarak eleştirel düşünmeyi de öğrenmiş oluyorsunuz. Yani doğru düşünmenin kurallarını öğrenirken eleştirel bakmayı da öğrenmiş oluyorsunuz. Böyle bir avantajımız oluyor bizim. Bir de felsefe yaparken zaten filozoflarla tanıştıkça eleştirel gözle bakmayı her defasında yeniden deneyimlediğiniz için biz bunu öğreniyoruz. Ama dediğim gibi yani ülke olarak hiçbirimiz özel olarak eleştirel düşünme eğitimi almıyoruz. Eleştirel düşünmeyle ilgili kurslar açılıyor fakat oralarda da daha çok teorik şeyler öğreniyoruz. Bunun pratiğini yapmamız gerekiyor. Gerçekten eleştirel düşünebilmemiz için birincisi bu. İşte P4C oturumlarında ya da P4C eğitmen eğitiminde bunun pratiğini yapıyoruz. Ve aynı zamanda da başkalarına nasıl bunu öğreteceğimizi öğreniyoruz orada. Yaratıcı düşünme dediğimiz şey ise yaratıcı düşünmeyi de sadece sanatsal anlamda bir yaratıcılık olarak görmeden düşünmenin yaratıcı şekli nasıl olur? Varsayımsal düşünme dediğimiz bir düşünme şekliyle biz felsefi düşünürken de yaratıcı düşünüyoruz. Yani olası sadece var olan durumlardan değil, olası durumları da düşünerek, bütün olası durumları hayal ederek ve onları da eleştirel gözle bakar, orada yaratıcı düşünme becerisini de geliştirmiş oluyor öğrencilerimiz ve eğitmenlerimiz. Özenli düşünme dediğimiz kısımda ise bu biraz hassas bir konu ve çok değer verdiğim bir konu. Çünkü eleştirel ve yaratıcı düşünmeyi dediğim gibi her yerde dile getiriyoruz ama özenli düşünme, caring dediğimiz şey çok dikkat etmediğimiz ya da çok bilmediğimiz bir şey nedir peki? Özenli düşünmek iki boyutu olan bir düşünme şekli. Birincisi dinlemeyle ilgili kısım. Yani karşımızdaki dinleme. Şu an beni dinliyorsunuz ve muhtemelen can kulağıyla dinliyorsunuz. Yani benim söylediklerimin hepsini anlamaya çalışarak dinliyorsunuz. Yargılamadan ya da işte başka herhangi bir şey düşünmeden yani tüm varlığınızla burada olduğunuzu ben düşünüyorum. Çünkü ilgiyle geldiniz, isteyerek geldiniz. Bu işte özenli düşünmenin bir parçası. Yani koşulsuz saygı dediğimiz ya da bizim koşulsuz dinleme dediğimiz dinleme şekliyle dinlemek gerekiyor kişiyi, karşımızdakini. Herhangi bir kalıba sokmaya çalışmadan ve tüm varlığımızla orada olarak yani başka her şeyi unutup bütün varlığımızla, bütün benliğimizle onu dinlemek. Bu onun sözlerine gösterdiğimiz özenle ilgili bir şey. İkincisi de konuşma kısmı. Dinlemeyi tamam hallettik. Peki konuşurken nasıl özenli düşüneceğiz? Bunun da yine iki boyutu var. Birincisi ağzımızdan çıkan her cümlenin
karşı tarafa nasıl ulaşacağını, karşı taraftan nasıl anlaşılabileceğini varsayıp, tahmin edip, olabildiğince az kırıcı olarak ya da hiç kırıcı olmadan, incitmeden, çünkü farklı şeyler söyleyeceğiz biz, yani tartışıyoruz çünkü orada ve başkalarından farklı şeyler düşündüğümüz zaman konuşuyoruz zaten. Bu farklılıkları dile getirirken kesinlikle yani bir başkasını incitmeden ve kırmadan ve hiçbir şekilde de yanlış anlaşılmaya izin vermeyecek açıklıkta ve kesinlikle ve netlikte konuşmanın yollarını aramaya çalışıyoruz. Bu da özenli düşünmenin konuşma kısmının birinci kısmıydı. İkinci kısmı ise şu, konuşmadan ziyade bu düşünme boyutuyla ilgili üçüncü kısım diyeyim, daha iyi olacak. Düşünürken ne kadar nitelikli düşündüğümüzün de farkına varma. Yani düşünme sürecimize de özen gösterme. Yani ben evet şu anda konuşuyorum ve konuştuklarımı düşünerek konuşuyorum ama o düşünme aşamasında acaba yeteri kadar titiz davrandım mı? Yani ön yargılarla mı konuşuyorum ya da olumsuz duygularla mı konuşuyorum? Kendimi savunmak için mi konuşuyorum? Bir başkasına saldırmak için mi konuşuyorum? Veya öylesine zaman doldurmak için mi konuşuyorum? Yani neden konuşuyorum ve konuşmalarımın arasındaki bağlantıları nasıl kuruyorum? Yeteri kadar açık mıyım? Gibi soruları kendimize yönelterek düşünmek. Ya özenli düşünme kısmı aslında işin püf noktası oluyor. O kazanımların çoğunu biz benim sihirli dediğim böyle kazanımlar oluyor işte. Bu özenli düşünme noktasında elde ediyoruz. Özenli düşünmeyi ne kadar çok biz pratik ettirebilirsek, çünkü bunu en geç öğrendikleri şey bu, bunu söyleyeyim. Eleştirel olmayı daha kolay öğreniyor, yaratıcı olmayı daha kolay öğreniyor ama özenli düşünmeyi daha geç öğreniyoruz. Çünkü orada duygusal faktörler giriyor araya. Yani ego dediğimiz ya da nefis dediğimiz şey de giriyor araya ve bu noktada biraz hani bu biraz nefis terbiyesine de dönüşüyor. Çünkü kişinin üstünlük kurmadan veya kendisini küçümsenmiş, aşağılanmış hissetmeden, korkmadan görebilmesi, konuşabilmesi, düşünebilmesi gerekiyor. İşte biz bunu önüne düşünmenin altında var. O kuralları istisnasız bir şekilde, hiç bozmayacak bir şekilde uygulayarak öğretiyoruz. Öğreniyor mu? Evet, kesinlikle öğreniyor. Bu konuda da hani baştan söyleyeyim. Çünkü zor bir şey ama öğreniliyor. Ve dediğim gibi hani insan ömrünü ve bizim okulda aldığımız eğitimi düşündüğümüz aslında çok kısa bir sürede öğreniyoruz. Yani tamamıyla deneyimle ilgili bir şey bu. Sürekli deneyimler bizim çok kolay değişmemizi sağlıyor ki çocuklar biz yetişkinlerden çok daha kolay değişiyorlar. Bunu zaten hepimiz gözlemliyoruz öğretmen olduğumuz için. Dördüncü kazanımı ise işbirliğine dayalı düşünme. Yine bu da bizim şöyle söyleyeyim. Yani birisi bir şeyler yazmış, onu görünce dikkatim dağıldı, pardon. Mesajı okurken konuşmam bölündü, pardon. Birlikte düşünme, işbirliğine dayalı düşünme ya da birlikte düşünme dediğimiz şey ise bizim orada grup halinde hep beraber düşünme sürecini yürütebilme becerimizin gelişmesi arkadaşlar. Bunu da yine biz çok fazla yapmıyoruz. Yani grupla iş yapıyoruz ama grupla iş yaparken grupla birlikte çok böyle başarılı düşünme, başarılı fikirler üretme noktasında çok verimli olamıyoruz. İşte bu da biraz egonun, o özenli düşünmenin gerçekleşmesiyle ilgili bir şey. Özenli düşünmeyi öğrendikten sonra grupla birlikte düşünme zaten kendiliğinden açığa çıkıyor. Yani bir başkasına özen göstererek hareket ettiğimde ve kendi düşünmemi de ciddiye aldığımda, yani ciddiye almak derken nitelikli bir şekilde düşünmeyi ciddiye aldığımda zaten doğal olarak başkasıyla birlikte düşünmek benim için bir zenginlik haline dönüşüyor. Bunu da P-Force oturumlarında öğrencilerimiz, çocuklarımız deneyimleyerek yine öğrenme fırsatını buluyorlar. Şimdi biz peki P-Force oturumlarında her bir kazanım için ayrı bir yöntem mi uyguluyoruz? Hayır. Bu işin güzel taraflarından birisi de bu. Sesim net geliyor değil mi arkadaşlar? Evet, hocam, derseniz devam zaman edeyim. Zaman zaman boğukluk geliyor ama genel anlamda net. Ben gene kapatayım, belki benden kaynaklı tam çözemedim. Tamam.
olmak hocam. Bu kazanımları biz ayrı ayrı mı kazandırıyoruz? Hayır. Yani tek bir yöntemi uygulayıp bu yöntem içerisinde bütün bu kazanımlar kendiliğinden gelişiyor. Yani özel olarak dikkat ettiğimiz bizim iki şey var. Eleştirel olmaları ve de özenli olmaları. Onun dışında işte yaratıcı olmaları, birlikte düşünebilmeleri, empati becerilerinin gelişmesi, öz saygılarının artması, grup bağlılığının, biz bilincinin gelişmesi gibi ya da kendini ifade etme becerisinin gelişmesi gibi şeyler tamamıyla kendiliğinden gelişiyor. Bizim dediğim gibi uygulama sürecinde iki tane ilkemiz var, kuralımız daha doğrusu ilke değildi. İki kuralımız var ve bunlar asla hani taviz vermeyeceğimiz kurallar oluyor. Onun dışında tamamıyla özgür bir yöntem, çocukları özgür bırakıyoruz. Bu kurallardan birisi gerekçeli düşünmek. Yani eleştirel düşünebilmeleri için ilk basamak bu. Yani nedensel bağlantılar kurarak verdiği cevabın gerekçelerini bize açıklaması gerekiyor konuştuğu kitleye. İkincisi de kesinlikle özenli düşün. Yani şöyle söyleyeyim bunu. Şiddetsiz iletişim dediğimiz iletişim şekline sahip olması gerekiyor. Yani kimseyi incitmeden ve kırmadan düşüncelerini dile getirmesi gerekiyor. Ve oturum boyunca da aynı şekilde herkesi pür dikkat dinlemesi gerekiyor. Üç kural diyeyim. O zaman o dinleme kısmını da üçüncü bir kural olarak koyayım. Evet, bu iki kural, yani üç kurala daha doğrusu uyduğumuzda ve yöntemi uyguladığımızda bu kazanımlarımız kendiliğinden gerçekleşiyor. Peki biz yöntemi nasıl uyguluyoruz? Kısa bir örnekle anlatayım ben size. Yani süreç nasıl işliyor? Sürecin işlemesi şöyle, argüman oluşturuyor. Evet, bir arkadaşımız yine argüman oluşturmak demiş. Kesinlikle argüman geliştirmemiz gerekiyor. Argüman geliştirmeyi zaten öğreniyor çocuk. Ve bundan da çok keyif alıyorlar. Ya bütün insanlar daha doğrusu argüman geliştirirken çok keyif alırlar. Çünkü zihnimizde ya da beynimizde diyeyim yeni sinaps bağlantıları oluşturuyoruz. Ve bu bize keyif veren bir süreçtir. Hatta P4C oturumlarında yani bolca biraz nörolojiye girecek ama dopamin ve oksitosin salgılıyoruz. Hatta serotoninde yani o birbirimize saygı duyma noktasında da bol bol serotonin salgılıyoruz. Bu anlamda insanları çok mutlu ediyor, onu da belirteyim. Bu da bir ekstra sonuç oluyor, yani bir kazanım değil de ekstra bir sonuç oluyor. Şimdi süreç nasıl işliyor peki, ondan söz edeyim. Şimdi biz genelde hikaye kullanıyoruz. İçinde felsefi bir problem barındıran hikayeler buluyoruz. Şu an elimizde bolca var. Çünkü yıllarca uygulanan bu P4C oturumlarında kullanılan öyküler var. Bunlar çok başarılı öyküler. Az sonra size onlardan örnekler göstereceğim. Çok başarılı öyküler. İlk başlarda bunları kullanmak çok iyi oluyor. Yani işi kolaylaştırıyor deyip. Çünkü o öykülere gelebilecek cevapları, o öykülerde karşılaşabileceğiniz problemleri, nerelerde tıkanabileceğinizi vesaire her şeyi az çok tahmin edebiliyorsunuz. Yani önceden her şeye hazırlık, her şey demeyeyim de çoğu şeye hazırlıklı bir şekilde girmiş oluyorsunuz. Uzmanlaştıktan sonra çok daha farklı sorular, çok daha farklı öyküler, yani kullanılmamış öyküler ve problemleri de tartışmaya başlayabilirsiniz tabii. Piyasadaki kitaplar hep bu kullanılmış öykülerin olduğu kitaplardır. Bu anlamda da dediğim gibi başlangıç için gayet iyi ve kaliteli, yani nitelikli öykülerdir. Şimdi bu öyküler öykülerden birisini seçip çocuklara ya da grubumuza diye anlatıyoruz. Bu öyküyü anlattıktan sonra çember şeklinde oturuyoruz. Pardon, bunu söylemeyi unuttum. Sanki herkes biliyormuş gibi. Pardon. P4C oturumlarında mutlaka ve mutlaka çember şeklinde ya da U şeklinde oturuyoruz. Bunu aksattığımız zaman ben defalarca denedim sınıf ortamından dolayı. Ya da çocuklar bazen üşendiler. Ya hocam sıraları değiştirmeyelim, böyle olsun dediler. Normal sıra düzeninde yaptık. Ama defalarca, yani bir yıl mesela P4C uyguladığım bir sınıf bile sınıf düzenine geçtiğimizde eski moda geri döndüler. Yani o kazanımların hiçbirisini alamadık maalesef. O yüzden çember çok önemli. Yani işin sırlarından birisi de bu. Çember ya da U şeklinde oturuyoruz. Çünkü hiyerarşiyi ortadan kaldırmak gerekiyor. Hiyerarşinin olduğu yerde özgür bir düşünme olması mümkün değil.
Hiyerarşinin olmaması bizim için çok önemli. Burada hiyerarşiyi ortadan kaldıracak olan kişi de moderatör dediğimiz, yani öğretmenin kendisi. Öğretmen de tabii ki klasik anlamda bir öğretmen değil. Orada tamamıyla işi yöneten, kolaylaştıran kişi, çemberin dışında durması gereken kişi, çocuklara çok çok az müdahale etmesi gereken kişi. Esas amacımız çemberdeki çocukların kendi aralarında öğretmene hiç ihtiyaç duymadan tartışabilecekleri bir noktaya gelmeleri. O noktaya geldiklerinde öğretmen, evet bu ekip artık bana ihtiyaç duymuyor ve istediğimiz şeye ulaştı, o kazanımlara ulaştı diyebilir. Ondan sonra sadece bu kazanımların devamlılığı için çember devam eder. Bu noktaya ulaşmak bizim amacımız yani. Öğretmene ne kadar az ihtiyaç duyuluyorsa o kadar iyi. Bu da aslında hani yeni eğitim anlayışımızda çok uyumlu. Ama bu kötü bir şey mi öğretmen için? Bilakis çok iyi bir şey. Yani bence çok öğretmen için de çok keyifli bir süreç oluyor. Çünkü siz orada düşünmenin sürecini yönetiyorsunuz. Yani çocukların doğru düşünebilmeleri için sadece müdahale ediyorsunuz. Siz onların düşünme süreçlerini izliyorsunuz. Ne düşündükleri değil. Doğru düşünmekten kastımız belirli bir konuda belirli bir şeyi düşünmeleri değil. Belirli bir şekilde düşünmeleri. Yani işte gerekçeli düşünmesi, yaratıcı düşünmesi, özenli düşünmesi, eleştirel bakabilmesi gibi bu süreçlere uygun olarak düşünmesini sağlamak. Biz sadece bunlara dikkat ediyoruz. Bunlara uyduğu sürece ya da bunları kullandığı sürece, uyguladığı sürece çocuk istediği şeyi savunabilir, istediği görüşü iddia edebilir ki etmesi de lazım zaten. Çünkü ne kadar farklı düşünceler ortaya çıkarsa grubun zeka seviyesi o kadar artıyor ve zenginliği o kadar artıyor. Yani burada biraz öğretmenin ya da kolaylaştırıcının rahat olması gerekiyor. Yani yanlış mı yapacaklar, işte yanlış düşünceye mi gidecekler gibi o korkulardan arınmamız gerekiyor. İlk başta öyle hissediyoruz ama onlardan arınmamız gerekiyor. Çünkü sonuçta çember öyle bir şey ki hiçbir zaman yanlış bir sonuç çıkmıyor. Bunu da söyleyeyim. Yani ben bugüne kadarken deneyimlerimden hiçbirinde böyle olumsuz diyebileceğimiz, yani toplumsal ya da ahlaki açıdan böyle yanlış diyebileceğimiz hiçbir sonuca çocuklar ulaşmıyorlar. Söyledikleri oluyor. Ya işte uyuşturucu kaçakçılığından organ mafyalığına ve vesaire, yani o kadar şey ki. Hani bazen çok coşuyorlar. Öyle şeyler söylüyorlar ki müdahale etmek istiyorsunuz. Ah burada onu düzeltmeliyim diyorsunuz ama etmemek gerekiyor. Çünkü zaten o düşünme şekli gittikçe düzeliyor ve kendisini düzeltiyor. Bu da onun çok daha etkin bir şekilde öğrenmesine yol açıyor. O yüzden orada biraz daha sakin, kontrollü ve güven içerisinde olmamız gerekiyor. Yani doğruyu bulacaklarına güvenmemiz de gerekiyor. Yani hiç bulamazlarsa müdahale edin tabii, o ayrı bir şey. Evet, öyküyü verdikten sonra çocukların öyküyü anlaması çok önemli. Olgusal düzeyde yani öyküde neler olup bittiğini anlamaları çok önemli. Bunu anlayıp anlamadıklarını ölçmek için onlardan öyküyü tekrar etmelerini istiyoruz bir iki defa. Bu tekrarlardan sonra da o öykünün içerisinde hazırladığımız felsefi problem neyse ona dair sorumuzu soruyoruz. Ve bu problem genelde bir ikilem yaratmış oluyor. Yani şöyle, mesela Odise'nin bir öyküsünü anlatıp orada Odise'nin yaptığı davranışın, yani daha doğrusu Odise'nin yerinde olsaydınız siz ne yapardınız tarzında bir soru soruyoruz. Ve çocuk o ikilemle karşı karşıya kalıyor. Yani mesela bir lotus şurubu hikayemiz vardır. Lotus şurubunu içince çok mutlu oluyorsunuz ama her şeyi de unutuyorsunuz. Yani bütün sorumlulukları unutuyorsunuz. Tasasız bir mutluluk. Şimdi lotus şurubunu içmek ve içmemek arasında kalıyor Odise bir öykümüzde. İşte orada bırakıyoruz. Yani içti mi içmedi mi çocuklar bilmiyor. Ve onlara şunu soruyoruz. Ya içsin mi içmesin mi? Bu soru aslında evet ve hayır diye yanıtlar geliyor zaten hemen, ya da kararsız kalanlar da olabiliyor. Verilen bu yanıtlardan sonra, yani çocuklardan gelen o ilk yanıtlardan sonra bunun üzerine birazcık tartışmalarını istiyoruz ve küçük çemberler oluşturuyoruz. Yani 3-4 gruplara bölüp onları kendi aralarında 1-2 dakika tartışmalarını istiyoruz. Sonra da tekrar büyük çembere dönüp bu defa büyük çemberde düşüncelerini, gerekçeleriyle savunmalarını istiyoruz. Dediğim gibi
istediklerini söyleyebilirler. Gerekçe ürettikleri sürece hiçbir sıkıntı yok. İçmeli çünkü şundan dolayı dediğinde çocuk orada mutluluğa bir tanım vermiş oluyor. Mutluluğun tanımı şudur demiyor çocuk. Onu söyleyeyim. Yani biz onlara mutluluk nedir diye sorsak bir iki cevap alırız ama çok fazla düşünmelerini sağlayamayabiliriz. Yani düşünce orada aksayabilir çünkü çok dürten bir soru değil. Ama lotus şurubunu, yani lotus adası öyküsünü anlatıp da bu şurubu içip içmemesi gerektiğini sorduğumuzda çocuk mutluluk üzerine düşünmeye başlıyor aslında. Yani o şurubu içip içmemeyi düşünürken kendi mutluluk tanımını keşfediyor. Ve işte biz tartışmayı oradan alıp, yani içmeli ya da içmemeli, bu olgusal düzeyde bir tartışma. Oradan alıp mutluluğu nasıl tanımladığına getirecek kavramsal boyutta bir tartışmaya dönüştürüyoruz. Bu işte kolaylaştırıcının orada felsefi düşünme becerisi ya da eleştirel düşünme becerisiyle ilgili bir şey. Buna yönelik bizim bir takım soru tekniklerimiz de var. Ama öncelikle tabii ki bu düşünme becerisinin kişide, öğretmende kazanılmış olması gerekiyor. Bu doğrultuda çocukları o olgusal durumdan alıp kavramsal düzeye taşıması gerekiyor öğretmenin. Ondan sonra grup bu kavramsal düzeyde tartışmasına devam ediyor ve mutluluk üzerine olan tartışmalarını bir süre devam ettirdikten sonra süremize bağlı olarak biz genelde 40-45 dakika, yani sınıf dersinden bağımsız olarak çalıştığımızda 40-45 dakika ideal oluyor. Ondan sonra oturumu, daha doğrusu tartışmayı bitiriyoruz. Yalnız tartışmayı burada bitirmiyoruz tamamıyla. Yani oturumu kapatmıyoruz, tartışmayı bitiriyoruz pardon. Tartışmayı bitirdikten sonra çocuklara asıl önemli olan bir soruyu daha soracağız. Bu özenli düşünme kısmında söz ettiğim, siz bu tartışma süreci boyunca kendinizde neler gördünüz, kendinizde neler fark ettiniz, neler hissettiniz, zihninizde neler olup bitti diye kendilerine yukarıdan bakabilecekleri bir soru yöneltiyoruz. Refleksif düşünme dediğimiz, felsefenin olmazsa olmazı olan bir düşünme sorusudur bu. Bu kolay kazanılan bir şey değil ama can alıcı bir soru bu. Şu an sizde ne oldu? Yani bu 40 dakika boyunca ne yaptınız? Zihninizde neler oldu? Artık mutluluğun tanımını istemiyoruz. Odise'nin davranışıyla ilgili yorum yapmasını istemiyoruz. Biz o tartışmayı az önce yaptık. Geriye dönüp o tartışmayı değerlendirmesini istiyoruz. Ve bu tartışmayı entelektüel düzeyde bir değerlendirme değil. Yani o mutluluk tartışmasından mutluluğa dair ne sonuç çıkardığını duymak istemiyoruz o noktada. O noktada sorduğumuz şey, sen bu tartışmayı yürütürken sende ne olup bitti? Yani yukarıdan bak bakayım. Yani mesela senden farklı düşünenler olduğunda rahatsız oldun mu? Ya da bunu çok cazip bir durum olarak mı gördün? Kimin sözleri seni çok etkiledi ve neden onun sözleri seni çok etkiledi? Veya işte birileri seni dinlemediğinde ya da dinlemediğini fark ettiysen o anda ne hissettin? Veya konuşmak mı senin hoşuna gitti yoksa dinlemek mi senin hoşuna gitti ve neden diye sorduğumuzda kişinin kendini keşfetme süreci başlıyor. Hani bizim o hem felsefede Sokrates'in dediği kendini bil, hem de Yunus Emre'nin söylediği ilim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir sözü var ya, işte o kendini bilmeye yönelik olan keşif oturumun sonunda sorduğumuz 5 dakika süre içerisinde, hani çok kısa bir tartıştığımız, onlara kendilerini gözlemleme fırsatı vermişti. Adım gerçekleşiyor. Yani kendini görmeye, kendini tanımaya başlıyor kişi. Bir force oturumlarına katılarak. Bir yandan dediğim gibi o dört düşünme becerisine yönelik zaten pratik yapıyor. Artı bir de bu pratikleri yaparken kendisini keşfetmeye başlıyor. Bu da gerçek dönüşümü sağlayan aşamalardan birisi diye düşünüyorum. Biz tartışmamızı burada bitiriyoruz. Bir force oturumlarında biz kesin sonuçlara ulaşmak zorunda değiliz. Ve genelde de ulaşmayız. Hatta havada bırakmayı da tercih ediyoruz. Çünkü o tartışmanın sonrasında da devam etmesini istiyoruz. Yani biz orada 45 dakikadan sonra ayrılıyoruz. Ama o sorular ve orada konuşulanlar, onların zihinlerinde de devam etsin istiyoruz.
Hani ve gidip bunu başkalarıyla da tartışsınlar. Veya oradaki sorulara yanıt bulmak için gidip daha çok araştırma yapsınlar, bir şeyler öğrensinler, başkalarına sorsunlar, başkalarıyla da tartışmaya devam etsinler istiyoruz. Bunu hem kendi kendine öğrenme deneyimini edinsinler diye istiyoruz. Yani soruyu havada bırakıyoruz, cevabı. Hem de bunlar kolay sorular değil. Yani kimsenin 40 dakikada oturup da mutluluğun ne olduğunu çözmesi mümkün değil. Sadece o anda mutluluğa dair bir takım tanımlar duyuyorsunuz. Kendi tanımınızı ve başkalarının tanımlarını duyuyorsunuz, o kadar. Ve kafanızda bir fırtına oluşuyor ve biz sizi o fırtınayla bırakıyoruz yani orada. Ama şunu biliyorsunuz ki zihniniz ne kadar karışırsa karışsın, orada her zaman size destek olabilecek bir grubunuz var, bir ekibiniz var. Onlarla gidip bunu tartışabilirsiniz ve bu tartışmayı yaparken çok rahat bir şekilde, yani kırılmadan ve incinmeden, gurur meselesi yapmadan, olayı kişiselleştirmeden, rahatlıkla tamamıyla düşünme boyutunda bu tartışmaları sürdürebileceğiniz bir grubunuz oluyorsunuz. Bunun da rahatlığıyla o kafamızdaki fırtına bizi zenginleştiriyor bir yerde. Biz buna learning pit süreci diyoruz. Yani öğrenme çukuru dediğimiz şey. İnsanlar böyle öğreniyor zaten. Çok emin olduğumuz bir bilgiyi aslında hiç bilmediğimizi fark ediyoruz. İşte o noktada bir çukura düşüyoruz. Öğrenme çukuru bu. Kafamız karışıyor ve kendimizi yalnız hissediyoruz ve çözümsüz hissediyoruz. O noktada düşünmeye devam ederken, işte bu bizim çemberimiz oluyor o nokta, düşünmeye devam ederken başkalarının ve bizim zihnimizdeki olası cevaplar bizim tekrar çukurdan çıkmamıza yardımcı oluyor. İşte bu da birlikte düşünme sürecini geliştiriyor. Yani tek başına düşünüp cevap bulmam, evet, güzel bir şey. Ama birlikte düşünüp cevap bulmaya çalışmam çok daha güzel bir şey. Hani insan olarak bizim özümüze ya da düşünme becerimize ya da beynimizin ihtiyacı olan şey aslında birlikte düşünmek diyebilirim. Evet, şimdilik ben biraz susayım. Çok konuştum arka arkaya. Soruları alayım. Beryacığım, şu an, bu arada arkadaşlarımız, ben sesi kapattım yayın sırasında. Çünkü herhalde benim bilgisayarın hoparlöründen kaynaklanıyor. Böyle bir sorun var diye hissediyorum. Şeyi soracağım ben. Arkadaşlarımız öncelikle onu söyleyeyim de. Siz soru yönetmek istiyorsanız görüntülerini açalım. Görüntülü olarak da etkileşimini sorabilirler. Chatten veya el kaldırarak grupta sorularını yöneltebilirler bize. Hocam şeyi sorayım ben. Şimdi çocuklar için felsefe diyoruz ya. Yani çocuklarla bu bağlamda bir çalışma yetişkinlere oranla çok daha etkili sonuçlar ortaya çıkardığı için özellikle Philosophy for Children oldu, değil mi? Sanki öyle hissettim, evet, bugün biraz. Evet, evet. Ben tekrar sesimi Pardon. Öğrenmeye daha açıklar bizden. Onların daha az ön yargısı var. Daha az kalıpları var. Zihinlerinde daha az geçmiş deneyimler var. Yani bizim öğrenmemizi engelleyen geçmiş deneyimlerimiz de çok var. Onlarda bunlar daha az olduğu için kesinlikle çok çabuk öğreniyorlar. Yani bunu bir deneyim olarak öğreniyorlar. Kesinlikle. Ama yetişkinler de değişiyor. Bunu da söyleyeyim. Şöyle bir örnek vermek istiyorum Akif Hocam. İşte benim o hazırladığım modülde 5 günlük bir eğitim bu. Yani normalde 8 günlüktü de 5 güne sıkıştırmak zorunda kalmıştım. Bu 5 günlük eğitimde 5 gün arka arkaya aynı grupla birlikte olup da her gün 1 ya da 2 P4C oturumu yaptığınızda 5. günün sonunda gerçekten yetişkinlerin de çok büyük değişimler yaşadığını gözlemleyebiliyorsunuz ki bence bu olağanüstü bir şey. Yani çok güzel bir şey. Çünkü kolay bir şey değil değişim. Yani ön yargılarımızı yıkmak aslında çok kolay bir şey değil. Orada işte işin sırrı güven ortamı. Yani grubun birbirine duyduğu güvenle ilgili bir şey. Bu güven de nasıl oluşuyor? Özenli düşünmeyle oluşuyor. Evet. Geçen gün bir şey gördüm ben sosyal medyada. Şimdi bu zafer işareti değil mi bütün dünyada? Bu işareti görebiliyor musunuz? Evet, bu zafer işareti bütün dünyada, öyle algılanıyor.
Şimdi bir öğrenciye sormuşlar veya bilmiyorum öğrenci mi tam karikatürde fark edemedim. Bu nedir diye sormuş. Karşıdaki kişi demiş ki Roma rakamıyla 5. Bakış evet. açısına bakın. Yani farklı düşünebilmek özellikle 21. yüzyılda ne kadar önemli. Yani olaylara farklı pencereden bakabilmek, insanın kendisini geliştirebilmesi adına da çok önemli diye düşünüyorum. Yani hiç ben Roma rakamı 5 olarak düşünmemiştim o işareti. Ama evet. farklı düşünebilen insanlar var. Bu da farklı bir alan aslında. Düşüncenin geliştirmesi bağlamında önemli diye düşünüyorum. Hocam, Müteahhir Hanım, hocamız özellikle bu alanda önerebileceğiniz kitaplar olup olmadığını soruyor. Farklı sorular da var da ben bununla başlayalım isterim. Tamam. Şimdi kitapları şöyle söyleyeceğim Akif Hocam. Bir, uygulama noktasında önerebileceğim kitaplar var. Bir de eğitmenlik eğitimi alırken önerebileceğim kitaplar var. Hangisini istiyorlar? İkisini de söyleyeyim olmazsa. İkisini söyleyeyim bence hocam. Evet. Şimdi mesajlarda da vardı, gördüm. Arkadaşlar biliyorlar bu işi. O yüzden çok seviniyorum. Yani daha önceden eğitim almış ya da araştırmışlar, yine bu grupta da var. Birincisi benim çok sevdiğim bir kitap, Felsefe Makinası. Yani Peter Worley bu konuda uzun yıllar çalışmış bir hocamız. Ve bu onun deneyimlerini içeren bir kitap. O yüzden çok güzel. Başlangıçta bu kitabı kullanmak bence inanılmaz işi kolaylaştırıyor. Bunun dışında yine çok sevdiğim benim bir Fransız P4C hocası var. Bu da Oscar Brunefir. Burada Nasrettin Hoca'yı kullanmış Oscar. Bizim için bir iyilik yapmış. Önceleri üzülüyordum. Yani Nasrettin Hoca'yı biz neden P4C'de kullanmadık da bir Fransız kullandı diye. Ama ben de bakış açımı değiştirdim Akif Hocam. Şöyle düşünüyorum artık. Ne güzel, bizim adımıza bir Fransız Nasrettin Hoca'yı dünyaya tanıtıyor diyorum. Böylesem daha etkili oluyor. Oscar Nasrettin Hoca fıkralarıyla P4C yapıyor. Şunu da belirteyim. Bu hani her yaş grubun çok güzel. Ama her yaş grubunda etkili değil. Onu belirteyim ama. İlkokul çocuklarında etkili. Okul öncesinde de etkili. Ama ortaokul ve lise çocukları Oscar'ın bu kitabından etkilenmiyorlar. Belki biz hani bunu ilkokulda Nasrettin Hoca'yla muhatap olduğumuz için olabilir. Hani bizim bir önyargımız olabilir Nasrettin Hoca'ya karşı, ondan olabilir diye düşünüyorum. Ama şunu da belirteyim. Şimdi bir çalışmam var benim. Bir ay içerisinde bitecek inşallah. Eleştirel Düşünme ve Nasrettin Hoca diye. Çünkü Nasrettin Hoca tamamıyla eleştirel düşünmenin nasıl olması gerektiğini bize anlatıyor. Fıkralarıyla. O zaman çok daha iyi olacağına inanıyorum. Yani her yaş grubu için Nasrettin Hoca'nın da ideal olacağına inanıyorum. O şekilde getirdim de. Aynı şekilde Oscar'ın Filozof Çocuk serisi var. Burada bende bir sürü kitabı var. Burada epey kitap var. Her bir kitabında bir büyük soru ve ardından da 3 tane küçük soruyu sorguluyor bu kitaplarında Oscar. Yine bu da başlangıçta öğretmen arkadaşlarımızın kullanabileceği çok güzel kitaplardan birisi. Hem soru zenginliği açısından hem de öğrencilerden gelebilecek ya da yetişkinlerden, bunları yetişkinlerle de çalışabilirsiniz. Gelebilecek bütün soruları ve olası bütün cevapları içeriyor bu küçücük kitap. Size çok kolaylıkla yol gösteriyor yani Oscar'ın bu kitapları. Diyebilirim. Sonra biraz çocuklar için felsefeyi anlamak için yine Çocuklarla Felsefe Sohbetleri diye bir kitabımız var. Yine aynı yazarın Kızıma Felsefe Öğretiyorum kitabı var. Bunlar daha çok tanışma kitapları. Bunun dışında birkaç kitap daha vardı. Bir dakika. Şunu önerebilirim. Felsefeye giriş kitabı, özellikle de hani bu alanda çalışmak isteyen kişiler için. Yani çünkü felsefe öğretmeni olmak zorunda mı P4C eğitmenleri? Değil. Ama felsefe eğitimi almış olmaları dediğim gibi çok büyük bir avantaj. Bu eğitimi almamışlarsa da kendilerini bu alanda en azından minimum düzeyde eğitmeleri gerekiyor. Bu minimum düzey nedir? Felsefenin temel sorularını bilmeleri ve felsefe tarihindeki önemli filozoflara aşina olmaları gerekiyor mutlaka. Yani bir felsefeye giriş kitabı ve bir felsefe tarihi kitabı mutlaka özenli bir şekilde okunmuş olması gerekiyor. Bir de
Platon'un bütün diyaloglarını öneriyorum. Çünkü orada Sokratik düşünmeyi, bizim P4C'de çok kullandığımız Sokratik diyalog yöntemini zaten pratik etmiş olacaksınız. Platon'un diyaloglarını okurken bir de çok güzel, çok beğendiğim bir kitap var. Yine bu da bu eğitimi almak isteyenler için TÜBİTAK'tan çıkmış Eleştirel Düşünme Kılavuzu diye. Bol bol pratiğin olduğu çok güzel bir kitap. Basımı bitmiş kitap ama yeni basım istenebilir de. Çünkü çok güzel bir kitap. Evet, şimdilik bu kadar. Yani pek çok kitap var ama özellikle önereceklerim bunlar. Tanışmak ve daha detaylı bilgi almak isterlerse ilk önce bu kitabı alabilirler. Yani Felsefe Makinesi çok güzel. Hocamız bir soru mu soracak acaba? C kaynar 76 diye görüyorum. Hocam bir sorunuz mu vardı? Evet hocam. Ben buyurun. Görüntü çok net olmadı. Evet soru sormak istiyorum hocam ben de. Buyurun dinliyorum. Görüntü çok net değil, karanlığım biraz. O yüzden de açmak istemedim videoyu ama herkese iyi akşamlar diliyorum. Hepinize de bu akşam vakit ayırdığınız için de çok teşekkür ediyorum. Ben İngilizce öğretmeniyim, Ordu'dayım. Bir kız meslek lisesinde İngilizce öğretmeniyim. Ve çalıştığım okuldaki çocuklarla bu tarz çalışmalar yapmayı gerçekten çok istiyorum. Çünkü çok ihtiyaçları var. Hemen ben uzatmadan sorumu sormak istiyorum. 14-18 yaş arası öğrencilerle çalışıyorum ama bırakın eleştirel düşünmeyi, bir kız okulu, kırsaldan gelen çocuklar hani düşünmeyi bile henüz bildiklerini zannetmiyorum. Sormak istedim hani bu yaşta bu yaşam şartlarıyla bunlar için ya bu öğrenciler için, çocuklarım için yapabileceğim bir şey var mı? Ya da onlar da gerçekten işe yarar mı? Onlar da bir şeyler alabilir miyim? Evet. Tamam çok hocam. Teşekkür ederiz. Hocamız yanıtlasın sorunuzu. Değerli hocam ne dersiniz? Çok teşekkür ediyorum. Ben biz teşekkür ederiz. Hocam. Çok sağ olun. Ya, bu soruyu sorduğunuz için ben çok teşekkür edeceğim. Çünkü çok güzel bir soru sordunuz. Ben de belki anlatırken değinmeyi unuttum. Değinmek istediğim konulardan birisidir bu. P4C yöntemi, öncelikle şunu söyleyeyim, yapılan bilimsel çalışmalar, üzerine çok fazla bilimsel çalışmalar yapılmıştır, onu belirteyim. Ben size burada onlardan söz etmedim ama tekrar tekrar bilimsel olarak üniversiteler tarafından denenmiş ve kazanımları çok net bir şekilde ortaya konmuştur. Yani hem okuduğunu anlama, yaratıcı yazarlık, hem de matematik okur yazarlığı anlamında bariz bir şekilde çocuklarda değişim meydana getiriyor. Onu söyleyeyim ve bu değişim, yani bir yıl boyunca aldıkları P4C oturumlarından sonra meydana gelen bu değişim onlarda 2 yıl boyunca kalıcı olduğu gözlemlenmiş. Bunu da belirteyim. Yani matematik okur yazarlığı da gelişiyor. Şimdi sizin sorunuza geleceğim hocam. Bu çalışmalarda farklı kesimlerden çocuklarla çalışılıyor. Ben de zaten projelerim hem Adana ildeki o sınıf öğretmenleriyle yaptığımız çalışmamızda hem de Ceyhan'da sistem çalışan öğretmenlerle yaptığımız çalışmalarda özellikle farklı bölgelerden okulları seçtik. Yani farklı kesimlerden farklı çocukların olduğu ve şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Önce bilimsel çalışmalardan söyleyeyim. Dezavantajlı gruplar, yani bunun sebebi ister yoksulluk olsun, ister kırsal kesim olsun, ister göçle gelen çocuklar olsun, isterse başka mağduriyetleri olan çocuklar olsun. Dezavantajlı gruplarda P4C çok daha hızlı bir şekilde sonuç veriyor. Bu çok güzel bir şey. Benim her zaman böyle tüylerim diken diken ediyor bu çünkü çok güzel. Yani çok çocuklar için çok umut, yani bizim için, insanlık için bence çok umut verici bir şey. İkincisi ben kendi deneyimlerimden söz edeceğim. Evet ben de meslek liseleriyle de çalıştık. Ben fen lisesinde çalışıyorum. Fen lisesiyle de çalışıyorum. Çok kötü, çok alt düzeydeki normal Anadolu lisesi dediğimiz okullarla da çalıştık. Yani çocuk daha yani liseye gelmiş ama bilirsiniz ya okuma yazmayı zor. Hani zor okuyor. Öyle çocuklarla bile işe yarıyor hocam. Ama şunu belirteceğim. Nasıl işe yarıyor? Daha doğrusu ne çıkıyor ortaya? Her okulda ve her grupla farklı bir kazanım öne çıkıyor. Yani mesela ben fen lisesindeki çocuklarla çalışırken kazanımlardan hepsi
hepsi birden ortaya çıkmıyor. Orada öne çıkan kazanımlar farklı. Bir meslek sesinde çalışırken ortaya çıkan kazanım farklı. Sosyal bilimlerde çalışırken ortaya çıkan kazanım farklı oluyor. Hani dedim ya, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ya da işte özenli ve işbirliğine dayalı düşünme dedim. Şimdi P4C'nin bir de boyut açısından, yani düşünme, bilişsel, duygusal ve sosyal kazanımları var. Bilişsel boyutları bunlardı. Duygusal boyutları açısından işte saygı, yani öz saygı, kendine güven ve de empati becerisi çok gelişiyor çocuklarda. Toplumsal açıdan da işte biz duygusu ve de birlikte düşünebilme becerisi açığa çıkıyor. Şimdi bu dezavantajlı gruplarda açığa çıkan şey bilişsel düzeyde olmuyor ilk başta. Ya yani uzun vadede orada da oluyor ama ilk başta onlarda açığa çıkan şey duygusal kazanımlar. Yani çocuğun öz saygısı gelişmeye başlıyor. Çocuğun öğretmenle ve sınıfla olan bağı güçlenmeye başlıyor. Çünkü onun, yani kimin neye ihtiyacı varsa bu kazanımlardan ilk başta onu alıyor. Eğer bu çocuk hiç dinlenilmediyse, hiç kimse ona ciddi bir soru sormadıysa, yani özgürlük nedir sence diye sormadıysa ya da mutluluğun ne olduğunu ona hiçbir zaman sormadıysa, hayatın anlamını vesaire, işte büyük sorular deyip bu soruları sorup onu ciddi bir şekilde kimse dinlemediyse eğer, siz bir gün onun karşısına çıkıp da onu dinlediğinizde ve sınıfça bütün arkadaşları da onu dinlediğinizde, bunun onda yarattığı duygusal etki o kadar fazla oluyor ki, yani çok hızlı bir şekilde değişmeye başlıyorlar. Önce duygusal, sonra sosyal, sonra bilişsel geliyor. İşte mesela fen lisesi gibi okullarda çalışırken de önce bilişsel becerileri çocukların gelişiyor, sonra duygusal ve sosyal kazanımlar gelişmeye başlıyor. Yani her grupta işe yarıyor ve her grubun neye ihtiyacı varsa o yönde açığa çıkıyor. O yüzden ben size şiddetle öneriyorum. Yani sizin de sınıfta aldığınız keyif ve tat ve tatmin duygusu çok değişecek. P4C'den sonra çocuklarınız da, siz de sürekli olarak hani çember yapmak isteyeceksiniz. Dediğim gibi, çünkü P4C insanları mutlu ediyor. Mutlu olmamızı sağlıyor aynı zamanda. Hocam çok teşekkür ederim. Hüseyin hocamızın bir sorusu var. Hocam diyor ki, Derya hocam bizlere bu konuda P4C konusunda önerebileceği filmler var mıdır acaba? Ne tür filmleri önerir diye bir soru var. Yani P4C oturumlarında sorgularken kullanmak için mi istiyor? Genel acaba? Anlamda, yani bu anlamda öğretmenlerin kullanabileceği türde filmler var mı diye soruyor sanırım. Yani içinde felsefi problem barındıran, ahlaki problem barındıran, hayata dair problem barındıran bütün filmleri kullanabilirsiniz. Önemli olan oradaki ikilemli durumların olması. Ya da sizin ona felsefi bir soruyu yöneltebilmeniz. Ya mesela ben kendi kullandığım filmleri söyleyeyim. Ama bu benim ders müfredatımla da ilgili olduğu için bu filmi kullanıyorum aslında. Yani Johnny Depp oynuyordu. Transcendence diye, evrim diye çevrildi Türkçe'ye. Orada mesela biz yapay zeka üzerine konuşurken mesela ölümsüzlük isteği, arzusu var insanlarda. Yani mesela bilimin arkasındaki motivasyon insanın ölümsüz olma arzusu mudur? Bunu tartışırken ya da ölümsüz olma arzusunu neden taşıyoruz sorusunu tartışırken Transcendence filmini kullanabiliyorum. Ya da Gılgamış Destanı'nı da kullanabiliyorum veya ikisini birden kullanıyorum ve diyorum ki hani birisi milattan önce 4000-5000 yıl önce yaşamış bir insanın öyküsü, yani bir ya da insanların dinlediği bir destan, bir öykü, bir hikaye. Birisi de işte 2000'lerde, yani arada neredeyse 5000-6000 yıllık bir şey var ve biz insanlar hep ölümsüzlük arzusunu taşıyoruz. Bunun sebebi ne olabilir çocuklar gibi tartışırken film ve öyküler işime yarayabiliyor. Yani bu tarz, hani özel bir film söyleyemeyeceğim bu anlamda. İstediğiniz her şeyi kullanabilirsiniz belki. Yani tekrar sözümü keseceğim de Aykut Hocam. Yani çok banal dediğimiz, hani çok kaba bir tabir oldu ama ya Recep İvedik'i bile kullanabilirsiniz. O kadar yani. Hani her şeyi kullanabilirsiniz. Her şeyi kullanabilirsiniz. Peki hocam, teşekkür ederim.
Mehmet hocamız demiş ki bu yöntem şu an hani pandemi var ve uzaktan eğitimle geçeceğiz. Uzaktan eğitimi online olarak uygulayabilir miyiz bu süreçte? Etkisi nasıl olur demiş %100 oranla. Kazanımlar açısından bakıyorum ben. O açıdan değerlendireceğim. Şu an mecburen online eğitim yapıyoruz. Online atölye çalışması da yapıyoruz. Yani hiç yoktan iyidir mantığıyla yapıyorum ama ben. Online atölyeleri de, eğitimleri de. Çünkü atölyelerde kazanımların bir kısmını maalesef edindiremiyoruz. Özellikle de sosyal ve duygusal kazanımlar geride kalıyor. Ama eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ya da caring dediğimiz o özenli düşünmeyi online eğitimler, online atölyelerde de biliyoruz çocuklara. Fakat karşılaştırma açısından düşünürseniz yani yüz yüzenin yerini hiçbir şey tutamaz. Çünkü o çember şeklinde oturup birbirinin gözlerinin içine bakmaları gerekiyor çocukların ya da katılımcıların yani kişilerin. Ama dediğim gibi yani şu süreçte yapılacak başka bir şey olmadığı için hiç yoktan iyidir deyip en azından o düşünsel becerileri kazanmak açısından iyi diyorum. Ha, daha öncesinden çocuklar P4C yapıyorsa onlarla online'da devam ettiğinizde hiçbir sorun olmuyor. Onu söyleyeyim. Yani mesela işte ben kendi öğrencilerimle yaparken hiçbir sorunla karşılaşmıyorum. Bilakis aynı kazanımlar ya da aynı duygularla onu devam ettirebiliyoruz. Ama bizim öncesinde oluşmuş bir birlikteliğimiz olduğu için. Evet. İlk defa yapıyoruz. Eksik oluyor. Onu hocam farklı sorular geliyor. Ayrıca onları da yönetmek isterim size. Eğitimler, şu an eğitimlerin hepsi online veriliyor ama online eğitim ne yazık ki P4C'de çok eksik bir eğitim. Yani ne kadar özenli eğitim verdiklerini söylerlerse söylesinler. Mümkün değil. Yani mümkün değil. Öyle söyleyeyim. Çok aceleleri yoksa beklesinler ve bakanlıktan normal yüz yüze eğitim talep etsinler diyorum. Ama başlangıç için online eğitim alınabilir. Ama gerçek anlamda bir kolaylaştırıcı olmak istiyorlarsa yani tam bir eğitim almaları mümkün değil. Onu da söyleyeyim. Peki hocam, sizin vaktinizin müsait olma durumuna göre bir 20-25 kişi grupla bir atölye çalışması yapabiliriz diye konuşmuştuk ya. Evet. O konuda arkadaşlarımıza bir açıklama yapmak ister misiniz? Olabilir. Yani isterseniz online bir atölye çalışması yapabiliriz. Buradan hani az çok bu konuştuklarımızı da orada deneyimlemiş olursunuz. Yani bir kısmını görme şansınız da olur. Hani bunların o uygulamada nasıl meydana geldiğine dair gözlemleme, kendiniz de görme şansınız olur. Bu noktada sadece şunu rica edebiliriz. Yani gerçekten katılacak olanlar isimlerini versinler. Ki çünkü sınırlı bir kişi sayısı olacak. Yani sınırlı sayıda kişiyi alacağız. Eğer katılım olmazsa, çünkü P4C oturumları belirli bir sayının altına düştüğünde atölyeler etkisini maalesef şey yapmıyor, ortaya çıkarmıyor. Yani 15-16 kişinin altına düşmemesi ve 25-30 kişinin de üstüne çıkmaması gerekiyor. O yüzden gerçekten katılacak olan kişilerin talepte bulunması yerinde olur diye düşünüyorum. Ben hani seve seve böyle çalışmasını yaparım. Çok sağ olun hocam. Teşekkür ederiz. Bu arada yorumlar hemen yağmaya başladı. Fadime Hanım demiş ki Kur'an mı çekeceğiz? Hepimiz istiyoruz bu eğitimi demiş. Şöyle yaparız. Herkes katılımcı olur. Ama herkes o zaman söz hakkının kendisine gelmeyeceğini bilmesi lazım. Hani buna razı olurlarsa benim için hiçbir problem yok. Yani çünkü mesela diyelim ki 60 kişiyiz. Yani herkesin konuşabilmesi mümkün olmaz. Çünkü diğerlerinin sabrı tükenir. Yani o kadar dayanamayız. Ama şu da var. Zaten oturumlarda genelde mesela 25 kişilik bir oturumda genelde 5-6 kişi konuşur. Çoğu kişi dinlemede kalmayı tercih eder. Dinlemek de güzel bir şeydir. Onu da belirteyim. Herkesin de konuşması gerekmiyor zaten. Hani söz hakkı verilmezse, küsmezlerse tabii ki. Yani gözlemlemeyi zaten çok şey öğrenmiş olacaklar. Onu belirteyim ama. Yani ben programın başından beri şeyi fark ettim.
ben kendi mikrofonumu kapatınca sizin ses düzeliyor. Böyle bir nasıl bir teknoloji çok anlamadım. Ama öyle bir durum var. Hocam, Yalvaç Atatürk Anadolu Lisesi'nden bir öğretmen arkadaşımız. Ben aslında sesi açmasını istedim ama herhalde açamadım. Teknolojik bir sorun olabilir. Şöyle bir yorumu var. Diyor ki okullarda müfredatı yetiştirme gibi bir durumumuz olduğu için ders saatimiz bu tarz uygulamaları yapmaya çok yetmiyor. Bu konuda hocamız bir önerisi olur mu diye bir soru yöneltti size. Akif Hocam merhabalar. Az önce duymadım bana seslendiğinizi. Sesimi duyuyor musunuz şu an? Duyuyorum ama çok karanlıktasınız. Kayıt mı kapalı acaba? Buyurun hocam, veya soruyu alalım. Kapalı. Tamam soruyu alalım o zaman. Buyurun. Siz zaten okudunuz hocam soruyu. Selvi Hocam da zaten aktif olarak öğretmenlik yaptığı için sorumu iyi anlayacaktır. 10. ve 11. sınıflarda, özellikle 11. sınıflarda müfredatımız çok yoğun ve böyle etkinlikler yapmaya hiç vakit kalmıyor. Ama müfredat da gayet sıkıcı bir müfredat. Eğer bu uygulamalar yapılabilse gerçekten felsefe ilgi çekici bir etkinlik haline gelecek. Sevim Hocam'ın bu konuda bize tavsiyeleri varsa çok çok seviniriz. Evet, teşekkür ederim hocam. Bu konuda ben de söz alabilirim. Felsefe öğretmeni miydiniz? Sevim Hocam, evet ben de felsefe öğretmeniyim. 5. yılımı bitirdim görevimde. Çok güzel. Çok güzel hocam. Ya ben size şunu söyleyeceğim. Yani müfredat çok doğru. Müfredat tam ipuçlarına bakın. Kazanımlar ne istiyor? Yani hangi kazanımları çocuklara vermemiz gerekiyor? Onlara odaklanın. Öyle odaklandığımda ben haftada bir bazen daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Yani bir şekilde zaman bulup yani o derslerden zaman bulup bir kursu yapmayı tercih ediyorum. Çocuklardan gelen yorumları keşke size okutabilseydim ya da işte duyabilseydiniz. O zaman ya hiç müfredatla ilgilenmeyelim hep P4C yapalım derdiniz. Çünkü bizim felsefe dersinin amaçlarının hepsine siz zaten sadece P4C yaparak bile ulaşabiliyorsunuz. Ha belki hani bütün filozofları ezberden bilmeyecek ya da bütün felsefi problemlere verilmiş olan o cevapları bilmeyecek ama o felsefi problemlere nasıl yaklaşması gerektiğini bilecek ve birlikte düşünmeyi öğrenmiş olacaklar. Yani ve öyle cevaplar geliyor ki çocuklardan diyorsunuz ki işte bak tarihte şu filozof senin gibi düşünmüştü diyorsunuz ve orada zaten olay bitiyor. Yani çocuklar zaten verilmiş cevapları yani felsefe tarihinden cevapları da vermeye başlıyorlar. Bu anlamda ya benim size önerim yüz yüze eğitim başladıktan sonra böyle bir eğitimi de aldıktan sonra bir iki hafta en azından kendinize zaman tanıyın. Şöyle müfredatı birazcık sıkıştırın. Yani bir fırsat yaratın. Ya da ya ayarlayabilirseniz ders dışı bir zamanda hani çocukları da tutabilirim. Onlar da buna katılır derseniz ders dışı zamanda yapın derim. Ama ben dersimde yapıyorum onu belirteyim. Hani hatta biz işte geçen yıl sistem projesiyle birlikte fizik, kimya ve matematik ve biyoloji öğretmeni bir de resim öğretmeniyle. İki de İngilizce öğretmenimiz vardı. Onlar kendi ders saatlerinde yaptılar haftada bir. Ve bunu 8 hafta boyunca sürdürdüler. Hocam yani sanırım yeterli cevap olmuştur diye düşünüyorum. Ya orada bir çıkmazımız var ama artık şey diyeceğim. Biraz müfredattan sıkabilirsiniz. Yani sıkıştırabilirsiniz. Evet, teşekkür ederiz değerli hocam. Bu arada Hüseyin hocamızın bir size bir görüşü, yorumu olacak herhalde. Hüseyin hocama sözü bırakayım müsaadenizle. Hocam buyurun Hüseyin hocam. Merhabalar. Öncelikle çok teşekkür ediyorum Sevi hocam. Demin ki yani siz kısmen açıkladınız. O da çok güzel oldu aslında. Demin ki arkadaşımızın sorusu üzerine ben de şunu söylemek istiyorum naçizane. Müfredatta sizin de bildirdiğiniz gibi müfredattaki kazanım esastır. Biz artık şundan biraz uzaklaşalım bütün öğretmenler olarak. Ders kitabı bizim araçlarımızdan sadece bir tanesidir. Oradaki konuları yetiştirmek gibi bir derdimiz yok. Müfredatı yetiştirmek gibi bir derdimiz var. Evet, tamam ama burada da kazanımlar esas alınmalı zaten. Ve bu anlamda sadece P4C değil, ben tarih öğretmeniyim. Yani birçok derste çok çeşitli etkinlikler,
yapabiliriz. Bu etkinliklerle hem o kazanımlar çok rahat öğrenilir hem de çocuklara düşünmeyi öğretiriz. Onların bir anlamda kendi kendilerine öğrenme becerisini geliştirmeyi öğretebiliriz. Yeter ki biz artık bu müfredat yetiştirme, ders kitabı konularını bütünüyle işlemek gibi bir düşünceden kurtulalım hocam. Gerektiğinde her derste bir film, bir belgesel, bir kısa film, bir müzik, bir şiir, bir hikaye, bir fıkra ile çok şey öğretebiliriz. Yollarını açalım, yeter diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Evet, biz teşekkür ederiz hocam. Sağ olun. Eyvallah. Değerli hocam, sizin son olarak toparlayalım programı aslında eğer uygun görürseniz. Atölye çalışması için ben bir mail adresi yazdım. Kendi şahsi mailim oldu ama. Buraya arkadaşlarımız eğer atabilirlerse böyle bir eğitim almak istediklerini bunu sizin de uygun bir zaman diliminizde planlayabiliriz diye düşünüyorum. Bu anlamda tekrar teşekkür ediyoruz sizlere de. Çıkma Sparta Öğretmen Ailesi adına. Hocam aslında bir ara şey dediniz, onu söylemeden geçemeyeceğim ben de. Hayatın anlamı dediniz ya bir ara konuşmasının bir bölümünde. Aslında bütün insanlar doğaları gereği anlam arayışındadır diyor Aristo. Gerçekten öyle, hepimiz bir anlam arayışı içerisinde hayatta yolculuk yapıyoruz. Son olarak ne söylemek istersiniz? Yavaş yavaş toparlayalım biz. Buyurun. Ben açıkçası yine teşekkür etmeliyim hocam. Çünkü ben bu konuyu konuşmaktan gerçekten çok keyif alıyorum. Hani çünkü çok inandığım bir yöntem. Ve ne kadar çok yaygınlaşırsa hem öğretmenlerimiz açısından hem öğrenciler, yani çocuklar açısından hem de ülkemiz açısından inanılmaz faydaları olacağına inanıyorum. Ve bunun için her fırsatı böyle bir minnetle, böyle teşekkürle karşılıyorum. O yüzden çok teşekkür ederim. Katılan arkadaşlara da yani özenli bir şekilde derin ayrıca teşekkür ediyorum. Atölye çalışmasına katılmak istemeleri benim için bir onur oldu. Yani demek ki P4C'den hoşlandılar, ilgilenecekti ya da iyi bir şey olduğunu düşünmeye başladılar. Buna bir katkım olduysa yani ne mutlu bana diyorum. O zaman atölyede buluşmak üzere diyorum ben. Evet hocam, çok teşekkür ederiz. Biz de hem Adana'dan katıldı Derya hocam, vakit ayırdı bizleri. Hem de tüm Sparta'dan, ülkemizin farklı illerine katılan tüm meslektaşlarımıza tekrar teşekkür edelim. Bu arada Derya hocam, başlangıçta ben söyleyecektim, unuttum. Arkadaşlarımızın 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü de birlikte kutlayalım isterseniz. Çok da uzun bir süre geçmedi, 2 gün geçti üzerinden. Nice daha mutlu, daha huzurlu 24 Kasımlara dileyelim. Sağlık içerisinde, pandemi olmaksızın öğrencilerimizle yüz yüze olabileceğimiz, onlara kavuşabileceğimiz nice 24 Kasımlara dileyelim meslektaşlarımıza. Ve bizlere vakit ayırdıkları için onlara sonsuz teşekkür ediyoruz. Sizlere de hocam kucak dolusu sevgiler gönderiyoruz Isparta'dan Adana'ya. Çok sağ olun. Çok güzel bir program oldu. Müsaade istemiştik sizinle. Bu programı da Isparta Milliyet Müdürü YouTube hesabından tekrar izninizi alalım. Bunu da yayınlamak isteriz. Yani senkron olarak izleyemeyen arkadaşlarım için asenkron bir yayın olur diye düşünüyoruz. Hepinizi saygıyla selamlıyoruz. Vakit ayırdınız. Çok teşekkür ederiz. Kalın sağlıcakla diyorum. Görüşmek üzere Derya hocam. Sağ olun. Tekrar teşekkürler. İyi akşamlar saygılar arkadaşlar. Görüşmek üzere.